Yedik içtik, dağ yolumuza çıktık. Yolumuz böyle. Bu şekilde 3-4 saat ilerleyeceğiz. Ondan sonra farklı bir küçük köye ulaşacağız. Çukçillan diyor. Çukçillan diye bir yere. Orada da bir gece kalacağız. We're gonna stay no. Yeah. Orada bir gece kalacağız. Yani şu andan itibaren Heyo'nun kendi keşfi. Bu yollara böyle girmiş gitmiş kız tek başına. 5 sene önce. Evet ama manzara güzel değil mi? Güzel tabi ya. But my manzara more better. Because benim I'm da güzel. Really because of me. Evet. Böyle gidiyoruz. Hadi bakalım. Köy evleri. Evet Kilotoa. Sana güle güle. Şapkamı taktım. Bulutlu olmasına bakmayın. Kafam acıyor güneşten. Güzeldi manzarası, gölü, her şey güzeldi ama biraz rahatsız ediciydi ya şu turistik olaylar falan. Yani bu yerlerin gözleri parlıyordu böyle turist görünce. Adama diyorum nerede yemek buluruz, götüreyim mi yapıyor böyle. Orada işte 5 dolar oluyor fiyat, 1 dolar cebine atıyor. Bir yere işte bir adres soru bir şey oluyor. Adam arabasıyla taksici, götüreyim mi? 90 dolar şapka muhabbeti dün. Yani böyle sürekli fiyat turist fiyatı gibi gelmeye başladı. Bilemedim. Normalde mesela yediğimiz öğle yemeği 3 dolar. Kadın 4 dedi burada. Tamam anlarım 1 dolar turistik yer değişir. Ama yani aracı bulup 5 dolar ver, 1 dolar da o komisyon alsın. Ne gerek var? Herkes orada öğle yemeği satıyor yani. Neyse. O konuda biraz daha böyle sakin olsalar daha tatlış olabilirdi. O konuda biraz rahatsız olduk o konuda. Neyse güzel bir yer. Göllü manzarası, doğallığı güzel bir yer. Ona bir şey diyemem. Şu aradan ineceğiz. Yoldan devam edeceğiz. Çuçillan'a. Son Kilotoa. Son Kilotoa manzarası. Bu arada bu yol dağ yolu. Dağ yolundan gidiyoruz şu an. Kraterin üstünden böyle bir yol yapmışlar. Geçmişte işte insanlar bu yolları kullanıyormuş. Böyle gidiyoruz. Bu yolda Heon keşfetmiş. Şuradan bir gideyim neymiş la demiş. Gitmiş diğer küçük köylere. 3 saat böyle yollardan gidiyoruz. Ekvador halkıyla kaynaşacağız. Hadi bakalım. Şurada lamalar var tepede. Koyun mu lama mı? Gidelim. Yol biraz şey ya. Yıkılmış arada falan. Sıkıntılı yani. Hava güzel bugün. Demin yağıyordu ama düzeldi. Güzel baksana kraterin etrafından dönüyoruz. Ne kadar ilginç değil mi? Göl, krater, manzara böyle. Buradan yürüyoruz biz. Güzel. Aferin kız Heyon. Güzel yol. Güzel. Çınk. Heyon, kuzu kuzu. Tüylü müylü, güzel hali, güzeller. Heyon, arkadaşın. Arkadaşım. Yol falan çöküyor arada, görüyor musun? Tak diye gidersin yani, sıkıntılı. Değişik kuşlar, hayvanlar da var. Atlıyorlar bak, oh. Up, down, down, down. Müylü? Yeah. Böyle aşağıdan gidelim. İki yol vardı ama herhalde buradır. Bağlanıyordur büyük ihtimal ikisi ya. Bu arada bu yoldan giden yok. Normalde Kilotoa'yı ziyaret edip insanlar araçlarıyla geri dönüyor. Biz manyak gibi daldık içeri. Ama güzel yani. Arabayla bu manzarayı göremezsin. Kilotoa. Kilotoa. They are shouting. Bak bir abi gördük turist. O da gidiyordu. Yabancılar işte arada böyle Heyon gibi keşfi seven insanlar demek ki. Arada yokluyor. Heyon biliyor işi ya. Takipteyiz. En güzel manzara. Hakikaten bak. Gölün diğer manzaraları bunlar. Şuradan yol ayrılmış. Ne diyor? Go to trail. Gidelim tepeye doğru. Bu da volkanın diğer tarafı. Evet, içerisi göl, bu tarafı uçurum. Kalp yapmışlar. Göl yine devam. Burada yol yine ayrılıyor. Umarım yanlış gitmeyiz. Yukarı doğru şöyle gidelim. Aa bak, elektrik direği bir tanesi kablonun şuradan buradaki eve iniyor. Görüyor musun? Tek elektrikleri şu kablo. Tamamen ilkel metot. İnsanlar böyle bu şekilde yaşıyorlar yani. Gerçekten evleri var. Çuval atmış çatı uçmasın diye. Girdik sisli bir yola. Harita yolu uyuşmadı. Yoldan çıktık biraz. Umarım bağlanırız tekrar. Yoksa aşağı dere var. Belki bu yol dereye gidiyordur. Şöyle gidelim bakalım. Yollar da bir anda kum oldu. Şimdi gölün arka tarafındayız. Gölü görmeyeceğiz sanırım bir daha. Gidelim şöyle. Yoldan çıktık ya. Hay. Girdik ormana. Dağ yolu işte birbirine giriyor böyle. Umarım yol vardır orada. Ağaçlar nasıl düşmüş baksana. Umarım şurada yol vardır. Çok dik ya, görüyor musun? Keçi gibiyiz şu an. Girdik ormana. İnşallah yıkılmaz ağaç maç. Hadi yol be, hadi be. Oldu oldu, çıktık ormandan. Ev var orada. Orada bir yerde yol vardır. Hemen arkada. Yaylaya geldik ya, atların takıldığı yere geldik. Ayfan. Tabela var. Nasıl kaçırdık yolu biz ya? Of. Yol bura bura buldum. Yazmışlar zaten buradan diye. Abi turist daha geliyor.
Uçma diyor aşağı. Gölü gördük bir daha. Güzel. 4000 metre abi. Hafif yokuş çık, ölüyorsun. Bir de çanta manta mahvolduk. Evet, Çuçillan yolu. Bu yol doğru. Son göl manzaramız falan sanırım. Krater üstü devam. Baksana kraterin üstü, bu yol çatlamış. Gelecekte bu yol çöker. Net yani, gidiyor baksana. Göle doğru. Bizle birlikte gitmez umarım. Dağ yolları acayip ya. Burada manzara noktası var. Şöyle bakalım. Uf. Aşağı uçurum. Aşağıdan geldik. Böyle gidiyoruz. Öldük az mola. Sabah çıktığımız yer. Bak bulutların içine giriyoruz direkt. Bulut geliyor şu an. Bakalım bulutlar pamuk muymuş, pamuk. Üzerinde atlanıp hoplanıyor muymuş. Hepsi o. Bulutlar kımıl kımıl. Geçiyorlar gölün ortasına doğru. Biz dışa meyilliyiz. Herhalde en yüksek burası. Bundan sonra full aşağı. Öldük. Yolda bir iki turist gördük. Biz buraya tırmandık dediler aşağıya. Böyle bir 850 metre falan çıkmışlar gibi. 4 saat sürdü dedi. İlginç, şaşırdım. Çünkü haritadan bakınca bizim şu an buradan aşağı inmemiz 6 saat gözüküyor. Ay, yanlış yoldan falan mı gidiyoruz? Otlara baksana. Aşağısı göl yine. Bu taraf uçurum. Yola bakar mısın? En yüksek yeri aynen. 5000'e falan çıktık herhalde ya. Bu ne? Düştün mü gittin, düştün mü gittin. Düz. Bu nedir ya? Outdoor activity ya. Halat malak çekik bari. Öre inek. Darlığa bakar mısın? Bacağım sıkışacak, kırılacak orada. Buradan at geçmez. Bu yolu kim kullanmış o zaman? I think maps mean over speed, that's why. Six. Yollar dehşet. Anlaşıldı niye bu kadar uzun sürdü. Aşağı iniş daha zor. Baksana. Çok yüksek. Ne o? Don't fall. Daha 5,5 saatimiz daha var sanırım. 10 kilometre kalmış. Umarım varırız. Orada bir Azrail'e benzeyen bir abi var. Ablaymış. Güzel. Abla bulutların içinde korkuttu biraz. Ha, coin'ları var. Hola, buenas. Çok iyi değil mi evi burada herhalde? Ha, kafe yazmış. Nasıl tipler? Ne? Kaçıyorlar la. Ana! Gittiler la hayvanlar. Kuzu keçi hepsi birlikte otluyorlar. Koyun. Kaçmayın la. Ha, lamaya benziyor suratları. Çık 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 çık. Yok ya, bizim kurbanda kestiğimiz kuzu işte. Koyun kuzu. Very nice. Lamaya benziyor suratları, ilginç. Bebek de var. Ola. Burada bir çocuk var, o şey yapıyor, yön veriyor. Aşağı iniyorlardı, yukarı çıkarttı yeri. Şu çok tüylü kıllı ya, çok tatlı. Bu da yavru arkadaki. Neyse, rahat. Rahat bırakalım, gidelim. Bak buraya araçlar falan çıkabiliyor. Yani kraterin neredeyse tepesine kadar araç yolu var bu yol. Şurada bir tarla var, ne ekmişler? Bilemedim, ilginç bir şey ekmişler. Şöyle göstereyim, bilen varsa söylesin ya. Ne bu? Lahana mahana değil. Domates, domates hiç değil. Bilemedim. İlk defa gördüm. Gidelim. Hem şeyde eskiden bu tarz evlerde hep köpek vardı. Onlara ekmek veriyordum diyor. O köpeklerden bir tanesi burada olabilir. Çok güzel değil mi ya? Papatyalar. Biraz bulutlama. If I became or I want to live in this kind of nobody. Really? So quiet. What you gonna eat? Animal you need or stable you need? Tomato. Kabuk. If you eat every day one tomato, it means per month you need 30 tomato. Yeah. Per year you need 360 tomato. Let's do from onion, tomato, potato. This 360 tomato, just say 40 you grow, 40 of 400 you grow, 40 of them kids just steal. 괜찮아, I cannot. You left 360 every day one. Yeah. Tomato. Hadi. Güzel. Güzel plan. You want to join my picture? Amazing plan. Let's go. Köy hayatı ya. Abim çevirmiş şu bahçesini. Tamam, bu onun bahçesi işte. Bunun içeriye ekma. Bunun dışına ek. Oradan düz devam. Korku filmi karesi değil mi? Horror movie ya. İki dal ağaç. Ay, yolu ikiye ayırmışlar. Extreme road dedikleri. Extreme zona. Yani zor bölge. Extreme bölge. Şurası da Segura dediği zona, Segura güvenli bölge. Hemen şurada bir lama abimiz var. Of course Segura. Segura. Yeah. Well, there is also 4.2. Wow. 4.2 kilometre gelmişiz bak. Kitoloa gölünden.
Ne önümüzde şey varmış, şelale falan. Gidelim ya, Mirador manzara noktası. Abi lama şey diyorlar, yok deveyle koyunun kuzunun çiftleştirilmesinden oluşmuş bir hayvan falan. Ama öyle hani, yok Mayalılar çiftleştirmiş falan değil. Bence normal hayvan yani. Boynu uzun sadece. Bak otlanıyordu tek başına, takılıyor. Yiyorlar bunları da, kesip yiyorlar. Bak şurada dere suyu var. Kullanıyorlar o suyu. İçmiyor suyumuzu. Sürekli akıyor bizim çeşme gibi. Boru koymuşlar. Öyle akıyor sürekli. Dağdan gelen su. Bu da devamı sanırım. Süper ya. Köy yani. Bildiğin köyü. Heyon işte. 5 yıl önce Heyon buralardan yürümüş. Helal kız. Aynen. Ağacı kesmişler. Kövü kalmış. Bak köküne baksana nereye gidiyor. Böyle uzanmış. Vay be. Buraları bir şeyler yapacaklar. Büyük ihtimal ev mev. Tahtadan kulübe. Sen. Devam. Ayakkabılar yeni ya. Gerçi eskidi 2 günde. Tek kat çorap acayip vurdu. Bir kat daha giydim. 2 çorap giydim yani. Toparlandı. Hem değse dizey. Abi çek. Neyse yola bakayım. 2 çorap giydim. Neyse daha iyi şu an. Araba yolundan çıktık yine. Böyle kulübe var. Böyle tarla içinden gidiyoruz. Evet. Yoksa manzara harika. Ama çok bulutlu. Sabah erken falan yol alsan manzara güzel. Şu an çok sisli bulutlu. Bulut içindeyiz yani şu an 3500'lerdeyiz. Yağmur da başladı. Ön çantada bilgisayarlar var ıslanmasın diye. Onu da içeri aldım. Dış çantanın ayrı yağmurluğu var. Sadece şu askıları, kol şeyleri ıslanabilir. Yine girdik ormana da inşallah yoldan çıkmamışızdır. Kanyon mu denir? Bir yere girdik. İleride şelale varmış. Büyük ihtimal aşağı dere tarzı, nehir tarzı bir şey var. Vay vay vay. Manzara noktası. Sanırım şuradan I think we gonna go then and up again. Şuradan nehri geçeceğiz ya. Orada nehir olur. En sevmediğimiz iş. İyi bakalım. Ya da oradan falan mı? Ya da ileriden falan geçeceğiz. Maybe more far. İleriden geçeceğiz herhalde. Let's go down. Bugün bu taraf burada çıkacağız ama yarın we gonna going to down and cross the river and going to up again. Böyle. İleride araç yolları var. Onlar daha rahat yürüyüş için. Orada 2-3 kişi zaten yürüyor böyle. Bu yollar sıkıntı ya. Kayıyor ediyor. Dar dar. Hadi. Manzara güzel. Devam. Manzara güzelleşiyor. Bulutlar gidiyor. Yağmur da durdu. Çok ara ara hissediyor burada ya. Öyle çok şiddetli yağmur yok zaten. Arada 2-3 atıyor. Böyle açayım hava girsin arada. Geri kapatayım sen. Bok bok. Yeah bok çok fazla. Bu yollarda dolana dolana yemin ediyorum at boku kokusunu sevmeye başladım. Hoşuma gidiyor artık. Böyle doğal bir koku veriyor bana. Ama önceden sevmiyordum. Sonradan oldu yani. Bu da bir gezinin, seyahatin bir şeyi. Etkisi, katkısı. Uf, manzara güzel. Aşağıda koyunlar var. Koyun lama olayında bence dağda yaşayan koyunlara lama demişler. Onların boynu biraz daha uzun. Suratları aynı çünkü. Koyun kuzu suratı. Hey onunla aynı suratları. Why do you ever say it's really like kuzu? Abi, your face also kuzu face. Çocuk şoka girdi. Bak çocukların kuzusu. Este tu? Pagar 10 dolar. 10 dolar? Si. Pagar 10 dolar? Si. Por. Estás grabando. O son. Este? Si, por eso. Ah, one. He say if you record me one. Hakikaten ya. Aa toprak attı. They throw something. Por qué? Si, muy mal persona. Es muy malo. Malo, malo. Adiós, amigo. Bak sövüyor arkada. He throw something, no? Yeah. Bak taş atıyor ya çocuk. Bunlar nasıl çocuklar ya? Harbi diyorum taş atıyorlar ya. Kulağımın yanından geçti ya. Yazık. Hey, ¿dónde estás tu mamá? ¿Por qué tú muy mal? Tiene mucho mal mi corazón. Çocuklara bak ya. Taş atıyorlar. Heyon şey dedi kıza, taş atana. Çok kötü bir kalbim var dedi. Yanındaki çocuk da şey dedi, benim yok diyor. Bu kızın var diyor. Çocuk atmadı ya taşı. Benim kalbim kötü değil diyor. Bu kızınki kötü değil. Well, in the past maybe are bu kadar there because even that time I have only small candy. Even there's a lot of baby. They share even one candy. They share each other. It now they so talk ya one dollar ya. Yeah ama şimdi bilmem neden. What happened in this area? Fashion. Everything is changed. Her şey farklı. Eskiden diyor sadece şeker isterlerdi diyor böyle. Verirdi, mutlu olurlardı, paylaşırlardı diyor. Güzellerdi diyor. Şimdi 1 dolar istiyor diyor. Vermeyince taş atıyor. Evet.
Ama manzara şimdi bile birlikte. Aynı manzara. Yani manzara hariç her şey değişmiş. Burada. Ama insan aynı i̇nsan değil. İnsan aynı değil, evet. Çok fazla turistik olmuş burada. Çok fazla insan, yabancı geçiyor. Genelde sallamıyorlardır çocukları falan. O yüzden çocuklar sevmiyorlar sanırım. Gidelim ya, boş ver. Şeker falan olsa verdim de. Ne yapacağım 1 doları kardeşim? Dağdayız ya. Ne bakkal var, ne çakkal var. Evet, dağdan indik. İlk köyümüze geldik. Bu köyde bir kilise var. 3-5 tane. O kadar, başka bir şey yok. Bir de Che Guevara okulu var dedi. Aynen. Aynen var. Haritada gözüküyor. There is Che Guevara School. Köy böyle. İşte bu tarz köylerde konaklayacağız ama daha yolumuz var. Ne çatı uçmasın diye hiç taş koymuşlar. Yapıştırma etme yok. Çok küçük. Bak yazmışlar bir de. Gideceğimize. Çok çiğ lan. Başta basketbol sahası var 2-3 tane. Kiliseleri var. Yalnız insan yok. Nerede bu millet? Nasıl? Buraya bile kilise be. Bu okulun işte ismi. Köy okulu. Yağmur yağıyor, çamaşırlar dışarıda. This is school ya. 3-5 tabure var, sandalye var. Öğretmenin kitapları var şurada. Var ya okul. Yeah, it's really school. Matematik şeyleri falan var. Basketbol sahaları var. Hangi dilde öğreniyorlar acı? İspanyolca. Spanish. İspanyolca. Bak tahtada matematik var. Artı, eksi bir şeyler. Oo, çok güzel. 258 çarpı 25. Oo. Oo. Şiir mihir var. Birinci paragraf, ikinci paragraf. O esmi bandre tricolor. Burası Che Guevara okulu. Niye Che Guevara bilmiyorum. Normalde Ekvador sosyalist değil. İlginç. Hola. Hola. Chingula. Chichula. Si. Acá. Si? Si? Ay yaşadıkları ev bunlar. Kız şey dedi, para ver diyor, fotoğraf çekelim diyor. Gracias. Acá si? Let's go. Adios. Her geçene bir fotoğraf. Hey, this way, we come from there ya, de. Anne ya, buradan ya. Buradan gidiyoruz. Ve şunlar süper ya, ipini koparmış bak gidiyor. Zıplıyor lan. Zıplayışa koca göt. Yol böyle, it's you. Bu bölgesi insanlar tattırım değil, sadece hayvan tattırır, manzara tattırır. Ya köylüler de kötü alışmışlar abi. Her gördüğünde bir dolar olur mu ya? Ya verirsin anladım da. Yani bilmiyorum, şeyleri yanlış. Ama çok fakir. Fakirler evet, ona bir şey diyemem. Terzi otobüs, tüzüsü. Yaklaşımları yanlış. Otobüs. Oo, otobüs varmış. Now we saw bus even in here, no? Yeah. Ha, burada gördük otobüs aslında. Var burada otobüs. Kaçırdık ama gitti. Şimdi yürüyeceğiz onca yolu. Bundan sonra otobüs var sanırım bir yerlere giden. How did you see? Şelale şurada arada. İçeride ya şelale. Şurada çardak yapmışlar bakalım. Şuraya bak leş. Kova var la. O kovaya ataydınız. Ve çocuklar oynamış büyükten. Çevirmiş kovayı dağıtmış. Şelale orada içeride de. Burası avokado buydu. Avokado buldum. Olmuştu. Açtım baksana sıvıcık sıvıcık. Güzel no? Biraz avokado. Ben bunu yiyeyim. Yani nehri geçmeye aşağı iniyoruz. Şu yoldan sonra geri bir daha tepeye çıkacağız. Şurada yol var bak şuralarda. Geri oralara gideceğiz. Hadi bakalım. En sevmediğim yer Himalayalar da böyle. 1 kilometre aşağı iniyorum. 1 kilometre yukarı çıkıyorsun. Aa buradan bu karşıya geçmek için. Çıldırtıyor beni ya. Deriz ya I see. Ay you can pass I think. Go go. Vallahi nereden nasıl geçeceğiz burayı? Nasıl? Wait. Don't go. Yok. This stone. Ya really? Yeah. No option. Bu taşa basıp gidecek. After and where you gonna? This stone bro. Hold my hand. Oh. Are you gonna be wet? Yeah. I think change your shoes. Or I can try to do first. What the thing? Okay. Really? Because the bag is more hard. I think I can throw some stone more. Akıllı bebek. So heavy. No more stone. Oh! Güzel olmuş. This stone. I put in good location. Okay, where? In... Just throw. Oh, better. Good. What is good, yeah? It's useless. What can I throw more? How they pass from here? I think nobody pass. Or just let's take off our shoes and clothes. Really? Oh, there, harika. Yeah, perfect. About water comes off it. No, I think I need to remove rain clothes and
Now I'm so heavy. I'm scared. Okay, now I can find something, okay? Okay. I can make us cross there. Okay. I need more bits. No, no, it's useless. Rock, but... I will cross and make ropes by my hand. Okay. Really? Yeah, there is a shot. Yeah, I do. Wow. Okay, I can save you, Heoni. Okay, you're my hero, yeah. Okay. Oh, really? Yeah, oh, I got you. Let's change your shoes. Okay. Oldu, oldu. Çok işim, Holgi harika. Gölde yol yaptım ya, derede, nehirde. Yani harika bir ayrıntı. Evet. Şunu da götüreyim. Bundan sonra Heoni. Güzel, harika. Now Heoni turn. Yeah, Heoni turn. Enjoy. Enjoy işim. Heoni. Heniga, now hold me. You can press there, did you see? Yeah, wood. One of stone, one of wood. Wait, wait. I can also come, leave with this hand. Now go to other one. Jump, other side. Wow, I earned it. Try, only you can try. Wow, bitti be. Bu neymiş be, bir saattir. Hay şelalesine deresin ya. Bir sürü de taş var, bunları alsanız düzelecek yol ya. Neyse, yaptım o kadar, geçen geçer artık. Yağmur var, oradan ondan şey oldu. Evet, yağmur yüzünde daha zor. Arttı arttı, su arttı ondan. Neyse, devam, bundan sonra yukarı böyle. Oh. Dereden. Aa, şelale buradan gözüküyor. Yeah, it was that one, no? Yeah. Şelale gözüküyor bu sefer. Neyse, o şelaleyi geçtik işte. O şelalenin suyunu toparladım. O şelalenin suyu da böyle gidiyor. O da zaten tepeden, gölden geliyor. Ölüyoruz. Ben öldüm. Daha hala 3 saatimiz falan var hala böyle. Buralarda saat 3-4 falan. Çıkarız be, bunu da çözeriz be. Şu şeye baksana havaya ya. Biraz tırmandık, bundan sonra aşağı vurduracağız. Karşıki dağdan cenderme, cenderme. Toprak kaymasına baksana abi. Boşaltmış direkt orayı komple. Böyle yardırmış aşağı. Şuradan geçiyoruz. Bir daha düşmez herhalde toprak ya. En yenisi bu, baksana nasıl düşmüş ya. Şey değil mi? 100 metre ilerledik. 100 metrede 3 tane heyelan bu arada. Bak, çamura batıyorum şu an. Nasıl? Aşağısı. Evet, kötü. Öyle. Ha bak, şelale gözüktü güzelce burada. Ne zaman düzelecek bu hava, affedersiniz. Zorlanıyoruz da. Bende var, süper. Süper hakikaten. Ama öldük. Yani Himalayalarda bir gün gibi şu an. Çok fena. Manzara noktası böyle. Şurada bir yerde avokado yedim. Böyle buralardan geçtik, geri yukarılardayız. Ta nereden geldik gözükmüyor bile. Toplam bugün 14 kilometre falandı ama inişli çıkışlı, yani böyle 20'de geç. Zor, zor. Zor, zor. Hava yüzünden daha zor. Yeah, çantalar falan da var. Sen kızı gördüm, turist gördü iki tane. Şey diyor ya, manyak mısınız siz, bu çantalarla niye çıkıyorsunuz falan dedim. Bacı, Himalayalarda da böyleydi, ne olacak ya. Bak çıkıyoruz işte. Eşyanızı bırakıp çıkıp bir de geri gelseniz falan. Ya dedim bırak ya. Neyse devam. Son 2,5-2 saat falan. Son 2 saat. Ah, bir diğer köyümüzdeyiz. Çok yorucu. Yapacağız ulan hadi. Ayaklarım parçalandı ya. İçeriden hissediyorum böyle. Su toplayıp patladı. Çoraba yapıştı yani. Cart cart ediyor içinde. Ama başaracağız. Abi halimize bak ya. İnekler şoka girdi, yemin ediyorum. Bak şöyle. Bunlar nereden geliyor, ne biçim bir şeyler diye. Bu arada haritada araba yolu diye gösterilen yol burası. Ve şu andan itibaren 2 saatimiz daha var. Evet, araç yolu nasıl? Süper ya, buralar ekmişler, biçmişler. Yeah, very nice. Adam bir elinde şemsiye döndürüyor. Güzel ya. Yağmur da durdu. İyi, güzel. Hey, my bag okay ya. What happened to you? What happened? Open ya? Yeah. Really? It's wet now. Anyway, inside we need to dry all today. Okay. Put wet. All wet. All wet. I think so. Çantanın yağmurlu açılmış hayatımız. Niye öyle olmuş ki? Alttan mı şey oldu? Şimdi yağmur bitti. Bitti. Okay. Böyle şemsiye taşıyan çocuk da şoka girdi orada. Şemsiye kafasına tutmuyor, bize tutuyor, bakıyor. Burada inek merhaba dedi. Güzel bir köy burası. Bok, inek boku. Dünyanın en büyük bok. No, elephant more. Elephant more. Evet, evet. Kişte abi say $1. Evet, hola. Buenos días. No tardes. Çocuk şokta.
Bak bu köpeklerden hemen bahsediyor. Ev köpekleri. Koçum senin gücün yetmez bana ya. Boş ver, sen dön yoluna git. Gitti zaten. Böyle buradan yeni bir köy, yeni bir hayat, yeni bir yol dilemek lazım. Güzel burada hayatları insanların ya. Doğal hayat. Bak ablamın evi burası, evine gidiyor. Biz de geçiyoruz. İlk arabamızı gördük bu arada. Bu demek ki bundan sonra araç yolu var. Otobüs var mı bilmiyorum tabii. Böyle gidelim bakalım. Köylü Ekvadorlular abi bunlar. Bu toprakların asıl sahipleri. Nasıl? Şapka eksik olmuyor ama herkes takıyor şapka. Buenas. Böyle geçtik gidiyoruz. Motor geliyor. Bip bip. İlk teknoloji sesi. Buralar iyi ya. Baksana. Buralar dağlardan şey. Daha çok yani teknolojik. Öldük ya. Bazen diyorum ne işim var. Ha güzel oluyor. Bak bunun nesi güzel biliyor musun? Yoruldun ya. Şu an açlık hissi yok. Yorgunluk hissi de yok. Bunun en güzel yanı bugünün. Eve gidip ya otele artık neyse gidip duşunu alacaksın. Duş, yemek kafana göre artık hangisini istiyorsan önce. Açsan yemeğini yiyeceksin. Ondan sonra duşunu alacaksın. Sıcak yatağına bir gireceksin. Dünyanın en güzel duygusu yani. Bundan daha iyisi yok. Yani diyor sanki hayattan zevk almıyorum baba bu nedir ya falan keseceğim kendimi falan. O kafadaysan çık gez böyle bir 6-7 saat günde daha bayır. Git evine. Yemek de öyle ahım bir şey olmasına gerek yok. Dalbat ya vur pirincin dibine. At üstüne mercimeği altına dalbat. Göm iki tabak yat zıbar. Hayatın şeyi bu yani eğlencesi. Aa. Vay. Kiloto. Kiloto anıyor ya. ¿Cuánto es? Vale. $10. Oh, gracias. Hay bus para. Susilan, no. No hay bus. Gracias. Abi isterseniz alayım siz dedi ama $10 dedi. Biz zaten bir şey yapmayacaktık. 2 saatimiz daha var. 4 kilometre $10 dedi. Yani normal adam işinde gücünde. Tarlasına giderken bir anda Kellogg'i geçiyor ve diyor ki sana nereye böyle? Uf, yaparız. Yol böyleyse araç geliyorsa sıkıntı yok. Çok dağlık mağlık değildir yani böyle bak kuzu koyun. İzleye izleye gideriz. Yazmışlardan 4.1 kilometre. Sofet. Are they Hank? He's kid. Is your friend same face? Ama they first kid from me. Yazmışlar 4.1 kilometre bu taraftan yardır. Bak ahırları böyle üstü plastik su girmesin diye. Bunları Otavalo diye bir Ekvador pazarı var. Oraya getiriyorlar her pazar. Belki bunları değildir de. Yani böyle köylüler. Pazar günleri hayvanlarını oraya götürüyor. Sebzelerini falan her gün. O pazar her gün açık. Hayvanlar işte domuz, kuzu, koyun, keçi, lama neyse artık. İnek. Onları Otavalo dedikleri pazarda satıyorlar köylüler. Pazar günü yakalarsak yakalayacağız da. Umuyorum bir aksilik olmazsa. Onları da size göstereceğim Ekvador'da. Yolumuz böyle 4 kilometre gidiyoruz. Çılgınlarca havlıyorlar. Şş, tamam oğlum. Tamam gidiyoruz. Gidiyoruz adios. Hey let's go. Böyle buradan aşağı. Sanırım yol mu çökmüş la? Hey yol çökmüş ama kullanılıyor gördüğünüz gibi. Gidenler var. Sanırım buradan. Yo bayağı çökmüş yalnız falan. Bura değil mi lan yoksa bura ya. Gidelim. Çok zor. Yol nasıl çökmüş baksana. Sağlı sollu çökmüş bir de oradan da çökmüş. Buradan da çökmüş oradan da çökmüş. Böyle gidiyoruz. Yok ya Covid zamanı buralara kimse gelmemiş ondan. Yollar tırt. Umarım yol vardır orada umuyorum. Buralar mahvolmuş ya. Burada çökmüş. Aşağı doğru çökmüş her şey. Köylülerin çöpleriyle yol çökmüş bu arada. O da fena. Çocuk bezi. Her şey var. Şimdi okuyayım mı? Kazık girecek. Dur gitme. Gitme. Kayıyorum. Tamam. Başardık. Çok iyi. İyi. Buradan da geçtik. Buradan aşağı devam. Yollara bak. Yollara bak. Harika manzara. Almost finish bro. Aşağıda araba yolu var ondan sonra atlayacağız. Lan yukarıdan ne güzel inecektik. Puh Allah belasını ya. Bir araba yolu çıkıyor böyle bir de yanından yürüyüş yolu çıkıyor. Bize diyoruz yürüyüş yolu kestirme gel gidelim. Araba yolundan 10 kat daha yavaş ya. Araba yolu dümdüz akıyorsun gidiyorsun ne güzel. Şuraya bak nasıl ilerliyorsun. Bak mısır tarlası. Bir tane kopmuş erkenden. Şunlar mısır. Görüyor musun?
Buranın mısırı ama. Biraz farklı, değişik gözükebilir. Bir de şu doğanın güzelliğini içindeyken göremiyoruz. Böyle yorgunluk kör ediyor adamı. Ondan sonra böyle videomu izlerken falan çektiğim videoyu diyorum ki vay anasını be, ne güzelmiş lan. Öyle oluyor. Ben de belki öyledir, bilmiyorum. Ben de öyle oluyor. Bak bunlar da mısır, yeni çıkıyor. Şu an gördüğünüz gerçek bir Ekvadorlunun hayatı yani. Yani köylü. Ekvador'un köylüsünün hayatı burada. Nerelerde yaşıyorlar, neler ekiyorlar, uçuyorlar. Bu da köylü. Çok sanki yine ama çok nasılsın hemşerim? Ama öldük tabii biz. Onlar buralarda yatıyor kalkıyor, evleri burası yani. İlginç. İlginç. 10 saat geldiğimizin ispatı, 10 saat diyorum, 10 kilometre geldiğimizin ispatı. Dağılıyorlar tabii. Yok 4 saat, 4.5. 4.5, 5 falan neredeyse. Hala da 2 saatimiz var aynı. Dinlenmedik de doğru düzgün. Devam. 10 kilometre, son 4 kilometre kaldı. Hadi. Yuh la, adam kümesi nereye yapmış ha, içi de dolu. Çok küçücük böyle tahtadan şey çakmış. Kutu kadar böyle. 10 metrekare yoktur. Ne onu ya, 5 metrekare. Şuraya bak. İçinde de koyunlar var. Ha, tavuk. Oraya niye yapmış acaba? Hayvan hayvan mı geliyor? Tilki milki. Tilki onu yiyemez ya. Yer mi? Orada duruyor hayvanlar. Bu yol iyi ya. Çıkmayacağım abi bu yoldan. Başlayayım haritasına ya. Kesin bu yoldan gelseydik var ya. Kesin daha kısaydı. Aralara girdik, onlar debelene debelene mahvetti bizi. Son 2 saat bu yoldan düz devam. Böyle gidiyoruz. Orada da küçük bir köy var, 3-5 tane. Tahtaları yığmışlar, yakıyorlar onları. Soba onların işi yani. Bizim kaldığımız yerde de soba yakıyorlardı. Burada bir inek, bir tane tavuk var, 2-3 tane. Aa, domuz mu? Aa, domuz mu şu? Hmm, 2 tane domuz var, 2 domuz. İnek sandım, bir tane sandım. Uyuyorlar. Ve buradan devam. Birazdan tepeye doğru çıkacağız. O zorlayacak bizi. Neyse 2 saat daha bu aralardayız. Hadi bakalım. Müthiş ama ya. Heyon'un dediği kadar var. Güzel keşfetmiş. Himalaya'dan farklı. Ekvador'da diye işte demiştim ya. Sıcak aslında. Güneş acayip vuruyor buraya. Ama onlar da işte bulut yapıyor, şey yapıyor. Yüksek rakım derken böyle bir hal alıyor. Bak şunlar doğru yolda olduğumuza işaret. Kırmızı sarı. İlginç, dağlık bayağı da. Bunlar zaten Ant dağları, bizim bildiğimiz Ant dağları. Buradakiler Andes diyor, Andes dağları diyor. Yani Ant dağlarının tepelerinde dolaşıyoruz şu an. Böyle 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 ufak ufak dağlar sürekli. Zaten Ant dağları da sıra dağlar, öyle şey gibi değil yani, nasıl diyeyim, Ar dağ falan gibi değil. Ant dağları işte, Himalayalar, Alpler, öyle sıra dağlar, heh, sıra dağlar. Bunlar işte. Ağaç çok büyük. Şuradaki ağaçlar dağa kadar ya, ne o ağaçlar öyle? Çok büyük. Kavak falan mı var burada? Vardı. Belki kavak mıdır ya? Mandala böyle en güzel. Benim favori mandala aslında bu burada. Bu tür Andes için. Oh really? Son mandala. Oo. Heyon Peru'da falan da bulundu Andes dağlarında. En güzel manzara burası diyor. Bak yine bir şelale, nehir akıyor. Şarıl şarıl. Heh bak burayı güzel yapmışlar. Aferin la. Boru koymuşlar alta. Borudan gidiyorsun. Harika, aynen. Araç geçiyor diye buradan da hala araç görmedik, bir tane gördük. Neyse böyle görüyorsunuz. Boru da böyle demirden yamulmuş. Güzel. O ağaçlar bayağı büyük yalnız ha. Vay be. Devam. Köpek bar, barking. Tınlamadı. Hmm, tatlı köpek. Ooo bebek köpek. Hmm, bebek köpek. This kind of baby. Buenas. Bak burada yaşayan insanlar. Hmm, köpecik falan bastı. Çık çık çık. Abla güldü. E işte bu insanlar her gün buralarda yürüyor. Tabii onlar köyden köye falan yürüyor. Biz 4-5 köy geçtik. Ya iyiler aslında. Yani öyle laf dedik ama o tepeye yakın olan taraf sıkıntı. Tepe çok turistik. Gördüğünüz otelleri, resortleri, şeyleri. O çevre sıkıntı. Buralar gerçek hani, adamlar turist umrunda değil yani. Ama there's bad things of that too. What is it? Çünkü bütün yer yemek hiç yok. Doğru, turistik olmadığı için restoran, yemek hiçbir şey yok. Su satan hiçbir şey yok. Yani bir şişe suyumuz var, onunla gidiyorsun. Böyle çamurlu dereden falan anca belki içerdik. Ama var suyumuz, sıkıntı yok. Tamam, tırmanmaya başladık. Bundan sonra tepeye yine. Hadi başlayalım. Çıkma gördüğünüz de ayağımız daha rahatlıyor. Aşağı ine yine. Ayağımız parçalandı. Burası biraz daha rahat. Köpekler... Kovalıyor çocuğu. Buenas. Ay, köpekleri çok tatlı. Domuz donmuş. Ha, uyandı. Suratı. Vay be. Kulağı kocaman ha. Burada domuzlar yabani.
siyasi öyle pembe şey domuz değil, şişirme değil. Son 1,5. Ha yine yağmur. Ölüyoruz ya. Vallahi ölüyoruz şu an. Son enerji. Köy. Eşeğimiz de var. Çalının altına koymuşlar. Aklıma şey geldi. Nikaragua'da şey dağdan aşağı kayarken Cerro Negro'da. Kızım bey geldi. Neresin dedi, Türk'üm dedim. Aa bir tane Türk var dedi, bana eşek gözü demişti. Ben de dedim ne diyorsun o nasıl iltifat. Açıkladım dedim, Türkiye'de eşeklerin gözü güzeldir dedim, bize biz severiz. Ha evet. Ne anlatıyorum. Son 20 dakika kaldı da bittik be. Adam akıllı dinlenmedi yetişeceğiz diye. Son 20 dakika kaldı. Güneş de tam batmadan böyle orada oluruz gibi. O yüzden dedik biraz dinleyelim. Omuzlarımız çürüdü. Hemen zaten boynu ağrıyordu, kız mahvoldu. Biraz ağrı ama o kadar sorun yok. Ben yapabilirim. Yağmur da mahvediyor ya. İyice ıslatıyor, ağırlaştırıyor her şeyi. Kıllarıma bak. İçten terli, dıştan ıslak. Çantalar mahvoldu. Neyse son 20 dakika be. Cefasını çekeriz. Dalbatı yeriz. Dar baş. Hadi ye. Hadi ye. Oteller tepede şunlar aslında da. Biz daha ana meydana gidip orada kalalım diyoruz. Yoksa kalsak 5 dakikaya oteldeyiz. Şurada otel var. Ama yemek yok işte. Doğru düzgün. Onlarda yemek yoksa bittik. Meydanda bir iki restoran gibi bir şey gördüm. Oradan yeriz belki. Konuşamıyorum ya. Kararıyordu hava. Gidelim ufaktan hadi. Ah, of. Vardık bak. Güzel yol var şurada. Bitti. Bitti be. Vallahi bitti. Kilota 10.24 kilometre. Başardık. Otel abi böyle. Bunların Türk hamamıyla alıp veremediğine ya. Turkish bed yine. Hamam bildiğin hamam var diyor bizde. Sanmıyorum hamamlar olduğunu. Saunaya hamam diyorlar. Skip going. Yoksa uçurum ya. Buradan aşağısı. Yol yapmışlar ama sakat yani. Geldik. Işığı, lambaları görüyorsunuz. Direkler var, elektrik var. Şu binalar var ya, onlar otel falan. Ya otel dediğim öyle. Çok beklenti içine girmeyin. İçinde yatak var yani. Merdiven var orada. İyi, geldik hadi. Bir yer bulup kalalım. 7 saat biz yürümek, en sonunda biz geldik. 7 saat artı 2-2,5 saat de sabah yani. 10 saati yuvarla. 10 saattir yürüyoruz abi. 10 saat. Böyle gidip kalalım. Geldik. Böyle bir yer. Çoçit lan. Nasıl? Çok değil lan şu an. Küçük bir bakkal. Şurada oteller. Bir tane bulup yatalım. Hava karardı. Sonunda teknoloji gördük. Bak, otobüs var, yol var. Şurası turist informasyon yeri. Şurada bir kilise var. Böyle. Güzel küçük bir köy burası. Burada kalacağız. Bunun devamı İşinlivi. İşinlivi'ye gideceğiz bundan sonra. Yarın. Yeah, çok çilan. Biz geldik. Çıktılan. Açız ama. Evimiz yok. Yağmur yağıyor. Ya anasını satayım ya. Ben buradayken üzerime yıldırım çaksa yine. Yerimi bulayım yatayım, başka bir şey istemiyorum. Bu ne abi? Mahallenin kahvehanesi herhalde. Toplanmış voleybol oynuyor. Güzel, tatlış bir yer. Bak ablamız çorba kaynatıyor orada. Et suyu çorba herhalde. Ola. Que eso? Cerdo? Aha. Garip demiş. No. Gracias. ¿Por qué me comes? No, no tengo hombre. ¿Hombre? ¿Hay cerdo por ahí? No. Mañana. Gracias, mañana. Gracias. Gracias. Domuz yemiyor mu diye. Sakın. Burası bir otel. Kapılar ama iflas bayrağını çekmişler ya. Garip bir yer bu. Doğru, kimse şemsiye kullanmıyor zaten. Bu şapkalar bizi koruyor diyorlardı. Gerçekten de koruyor sanırım. Şu ablasının umurunda değil. Biz de buralı gibiyiz yani. Kafam açık geziyorum. Şurada bak, küçük küçük böyle çorba, muz falan satıyorlar kenarlarda, köşelerde. Güzel. Ah, bir yer bulduk. Kalacağımız yer burası. O da 4 kişi aslında da, bilmiyorum. 2 kişi olunca ucuza veriyorlar. Bugün sıcak bir şey yok sanırım. Bunu çalıştırmazlar. Soba yani bildiğin. Aşağıda soba mı yakacak bizim için, yok. Buraya kahvaltı dahil, akşam yemeği dahil 30 dolar dedi 2 kişi. Bir tane aşağıda sonra hiçbir şey dahil değil. 24 dolar dedi. Biz de buraya geldik. Aslında burası da human rotation aynı. Human rotation, they always including dinner and breakfast. Doğru, burada aynı. Kalırken hep yemek, akşam yemeği, sabah kahvaltı hep dahil ediyorlar. Şimdi gidip yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Ondan sonra uyuyacağız. Bugünlük bu kadar. Belki yemeği çekerim, gösteririm. Dinlenelim biraz.
Oh, burası yemek yeri, saat 7'de. Otelde kalan herkes yemeğe geliyor. Görüyorsunuz kalanları, bir sürü insan varmış ya. İşte diyoruz turist yok, hiç kimse gitmiyor etmiyor. Ama galiba bütün otobüs bindik. Because yollar çok fakir. I think they mostly they move with bus. I think so. Otobüsle falan geliyorlardır çünkü buradan otobüs geçiyor. Biz yürüyerek kendimizi açtık. Bu arada çorba geldik. Kabak çorbası, güzel bir çorba. Bu da akşam yemeğimiz. Böyle bir pilav geldi ortaya. Bu acı bir sos. Bir domatesli bir sos. Kinoa. Kinoa burada çok meşhur Latin Amerika'da. Salata havuçlu kabak galiba bu. Bu da tavuk düş. Doyarız, güzel. Buna odaya dair bu ücret. Yani kişi başı $2.5 falan yapıyor böyle bu tavan. Güzel. Yenir yani. Dışarıda yesen 4-5. Abi biz yemek bitti diye kalktık gittik. Nereye gidiyorsunuz dedi ya. Daha tatlı yiyeceğiz. Gracias. Gracias. Bak böyle balon istedikleri burada bir şey var. O değil ama. Farklı bir şey. Muzdan top yapmış bana. Hmm. Yanında da muz kesmiş. Bu da muz. Üstüne çikolata sosu. Muz. Tatlı niyetine. Şurada çikolatalı bonbon. They really ask everyone. No, she's good. Buradakiler iyiler ya. Adam da unuttu gitti. Nereye gidiyorsun tatlı var ya diye bağırıyor kadın arkada. Yediriyorlar yani, iyi. Kahve de var ücretsiz. Güzel. Bu muz da iyiymiş Hayon dedi. Çok güzel. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.